Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız da iyi seyirler. Şimdi hobihanemizden evimize balıklara götüreceğiz. Bir poşetlemeden buradan çekime başlayayım istedim. Evde de zaten daha detaylı çekimler yaparız. Biliyorsunuz 1 metrelik akvaryumu bayağı bir elden geçirdim. Yeni bir dizayna soktuk. Öyle olunca orayı biraz şenlendirmek lazım. Akvaryum boş kaldı. Ekleyeceğim başka şeyler var ama şimdilik elimizdeki mevcutlardan eklemeler yapacağım. Diğerlerini büyük ihtimalle daha sonra alacağım, dışarıdan alacağız. Şimdi bu 3 taneyi gene o 1 metrelik akvaryuma koyacağım. Orada 4 veya 5 tane tül kuyruk vardı ama biraz takviye olsun istedim. Bu 5 tane Leis 44 mavi göz tülü itel akvaryuma koyacağız. Şu anda hali hazırda meleklerin olan. Orada hiç vatoz yok. Katilleri gene dediğim gibi o 1 metrelik akvaryumda adi şeyler, minare salyangozlar var. Bir 25 tanelik katil salyangoz timi götüreceğim. Onlar büyük ihtimalle hallederler orada. Ve gene oraya özellikle elimde kalan son 4 tane inci gövde yavrusunu ve 4 tane de tri kalır melek yavrusunu koyacağım. Biraz şenlendirsinler ortalığı, renk katsınlar. Böyle bir 4 paket hazırlayacağız. Dediğim gibi çekime burada başlayayım istedim. Evde devam ederim zaten. Eklerken filan hepsini gösteririm gene sizlere. O bir andaki durum bu şekilde. Evde görüşmek üzere. Balıklar poşetlendi. Eve gitmeye hazırlar. Balıklar ve katil salyangozlar diyelim. Meleklerimiz ve vatozlar. Korkmayın. Yeni evinize gidiyorsunuz. Evet, balıklarımızı sularına alıştırmak için poşetlerle birlikte akvaryumuna koyduk. Bir önceki videodan hatırlarsınız, akvaryumumuz gerçekten çok güzel bir hale geldi. Meleklerimiz yeni yerlerine gitmek için bekliyorlar poşetin içinde. Katiller ise yeni yemeklerini yemek için sabırsızlanıyorlar. Minare salyangozları yeni yemekler olacak. Ve 3 adet Leis 44 mavi göz tülü de bu akvaryuma eklenecek. Burada dediğim gibi şu anda 3 tanesini görebiliyorum. Bir tane burada var. Bir tane şurada. Az önce bir tane daha vardı ama şu anda o görünürde yok. 3 adet vardı. 3 tane daha buraya ekliyorum. Toplam 6 tane olacak. Bir de diğer akvaryuma ekleyeceklerimi göstereyim. Evet, bunlar da buraya eklenmek için poşette ısıların dengelenmesini bekliyoruz. Yaklaşık 1 saat falan bekletiyorum ben poşette ısıları eşitlensin diye. Ondan sonra akvaryuma salıyorum. Akvaryuma saldıktan sonra videoya devam ederiz. Evet, balıklarımızı akvaryuma saldık. Bunlar da artık rahat rahat gezinmeye başladılar. Katil salyangozlar av peşinde. Artık onlar yavaş yavaş minareleri yakalayıp yiyecekler. Bakalım, inşallah bu sefer bitirebilirler. Merakla bekliyorum ben de. Meleklerimiz 1 metrelik akvaryumda geziniyorlar. Şu anda küçücükler. Yani 1 TL boyutunda bile değiller. 50 kuruş boyutundalar. Birkaç ay içinde, yani birkaç ay derken yine 7-8 ay olur büyük ihtimalle. Damızlık boya gelecekler büyük ihtimalle. Leis 44'lerimiz buralarda. Bunlar yeni getirdiklerim değil ama bunlar zaten burada olanlardı. Akvaryum her geçen saat daha da berraklaşıyor. Hani bugün artık tamamen şöyle karşı tarafı görünür hale geldi. Süper oldu gerçekten. Böyle olunca insan daha bir hevesleniyor.
Bazen işte biraz ilgisizlikten akvaryumun keyfi kaçabiliyor. Maalesef bu hobi sürekli ilgi ve alaka istiyor. İlgilenince güzel oluyor. İlgilenmeyince her şey kötüye gitmeye başlıyor. Şurayı şöyle bir genişten göstereyim. Gene çok az balık olduğu için pek akvaryumda balık yokmuş gibi ama 8 tane melek var. Bunlar ancak büyüyünce kendini gösterir. Ama zaten dediğim gibi başka planlarım var bu akvaryumla ilgili. Bakalım onları ekleme yapınca zaten melekleri büyük ihtimalle çıkarır. Yan taraftaki akvaryumu koyarım. Hemen yan taraftaki akvaryum deyince onu da bir göstereyim. Oraya vatoz ekledik. Vatozlar ortada varlar mı acaba? Şurada Strigen'in arkasına gitmişler. Onun dışında burada da zaten bol miktarda katil var. Burada da minare salyangozları vardı. Bunlar büyük ölçüde minareleri halletti burada. Şurada sanırım bir katilin çiftleşme anı var. Böyle bir gruplar halinde çiftleşiyorlar anladığım kadarıyla benim. Tık tık diye gördüğünüz gibi bir hareket yapıyor. Tam emin olmamakla birlikte onun bir çiftleşme hareketi olduğunu sanıyorum ben. Şu tam karşıda boş minare kabuklarını görüyorsunuz. Akıntıyla birlikte onlar orada toplanıyor hep. Burada bir 15-20 tane katil salyangoz var. Onların kökünü kurutacak inşallah. Buraya da kaç tane atmıştım? 5 tane sanırım. Melek atmıştım. Onlar bayağı büyüdüler. Bunlar da aynı şekilde yok 6 tane varlar sanırım. Az önceki 1 metrelik akvaryuma attığım gibi küçücük atmıştım. Bayağı güzel boylandılar. Bu akvaryumdaki durum bu şekilde. Evimizdeki akvaryumları yeni transferlerle biraz daha güzelleştirmiş olduk bu sayede. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Vallahi benim çok hoşuma gitti. Zaten diğer 1 metrelik akvaryumun yapılış aşamalarını bir önceki videoda göstermiştim. Şimdi artık keyfini sürmek kaldı. Evimizdeki 2 akvaryumda evde hobimizi gerçekleştiriyoruz. Bugünkü videomuz da bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmediyseniz videoyu tekrar baştan başlatıp izleyebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.